Evet, Abdullahpaşa Mahallesi'ndeyiz. Burada da tahliye işlemleri devam ediyor. Eşyalarını taşıyabilirsiniz denen vatandaşlar, ev sakinleri evlerini taşıyorlar. Burada okul taşıtlarıyla, pikaplarla kim aslında neyi bulduysa evlerini bir an önce tahliye etmek için hızlıca çaba sarf ediyor. Evet, hemen hemen her apartmanda, her sokakta Abdullahpaşa Mahallesi'nde önüne, apartmanların önüne dayanmış pikapları ve taşımaları görmek mümkün. Vatandaşlar hızlıca burada evlerini tahliye etmeye çalışıyorlar. Apartmanlarda ciddi hasarları dışarıdan da bakınca görebiliyoruz. Aileme yardım için geldim daha doğrusu. Çok hasar var mı ailemizde? Yani ağır hasarlı bina işte. Bayağı bir hasar var. Ev bulabildiniz mi? Ev bulduk, evet. Valla 800'e bulduk ama ev şey, yani bir odası kapalı. İki odasında da biz idare edeceğiz işte, idareten. Allah yardım eder ne evleyim. Evinize ağır hasarlı dediler sanırım. İşte karşı. İçeriği de çekebilirsiniz. Evet. Evet, çok. İstersen bir çekelim bakalım. Çok geçmiş olsun efendim. Hı. Evinizi siz de mi tahliye ediyorsunuz? Tahliye ediyoruz. Evet. Emekli adamız işte. Ev bulabildiniz mi? Ev var. Ev var da olmayana yardım edin. Allah yardım etsin. O gece nasıl, neler yaşadınız, çok korktunuz mu? Vallahi çok... Allah ne demişse olur, korkmaya korktuk da yani. Bu kadar da beklemiyorduk. Ama yine de çok şükür. Elazığ'ımıza da geçmiş olsun. Elazığlı vatandaşlarımız da beklediğimiz insanlık. Başka da bir şey yok. Taşıma şirketiyle ilgili kiralık ev bulmak konusunda zorluk yaşadınız mı? Vallahi ben duyduklarım... 1,5 yapmışlar, 2 yapmışlar kiraları. Ha, bunların önemlerini alırlarsa, biraz da kiracılar kontratlarını güzel yapsınlar, devlete bildirsinler. Evet, Abdullahpaşa Mahallesi'nde durum böyle. Hemen hemen her sokakta hızlıca evlerini tahliye etmeye çalışan vatandaşları görmek mümkün. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evinizi tahliye ediyorsunuz. Evet, aynen, maalesef. Ev bulabildiniz mi? 2 odalı bir yer işte, çok şükür.